GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde yeni yıl öncesinde sayılı günler kala piyasaların biraz daha sakin kaldığını söyleyebiliriz. Dolar endeksinin hareketlerini incelediğimizde gün içerisinde 90 seviyesinin üzerinde hareketlerine devam ettirmekte. 90.02'leri test ettikten sonra tekrar toparlanması ve yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmesi önemli. Genel anlamda baktığımızda özellikle 90 destek noktası günün kalanındaki en önemli destek noktası olmakla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi açısından önemli. Bu yüzden de özellikle 90 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Çünkü dikkat edildiyse son zamanlarda 90 destek noktası önemli bir bariyer konumundadır diyebiliriz. Ichimoku indikatörün bulutunun da bunu desteklediğini görebiliyoruz. Yeniden 34 saatlik üstel hareketli ortalamanın da üzerine çıkması bu tutumumuzun pozitif bir şekilde devam edebilmesi anlamında önemlidir diyebiliriz. Bu yüzden 90 seviyesi önemli. Eurolar paritesine baktığımızda gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin 1.22.20 ile sınırlı kaldığını ve yeniden satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Burada özellikle aşağı yönlü baskılar dolar endeksi ile birlikte devam edebilir. Eğer dolar endeksi yukarı yönlü çıkışlarını 90.35'lerin üzerine taşıyabilirse dolar paritesine daha sert satışlar görülebilir. Özellikle 1.22.20, 1.21.65 bölgesi arasında hareketler devam ediyor. Satıcılı seyrin daha da isteklenebilmesi için 1.21.65'in aşağı yönlü kırılması gerektiği hususunu unutmayalım. Genel görünüm 1.22.26'na negatif olduğunu ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde 1.55.85 seviyelerine kadar bir çıkış oluşsa da 1.56'sı 1.56.05 bölgesini geçemedi. Sabah analizimizde bu hususa belirtmiştik. 1.56 200 saatlik üstel hareketli ortalama 1.56.05'te mevcut kanalın üst bölgesiydi ve bu bölge altında hareketler devam etti. Aşağı yönlü baskılar 1.55.65'in kırılmasıyla birlikte daha da şiddetlendi. 1.55.35'ler ilk test edilen seviye olarak karşımızda. Hareketi incelediğimizde aşağı yönlü baskıların devam etme potansiyeli yüksek. Günün zirvesi 1.55.85 ama genel görünüm 1.56 altında negatif baskı devam etmektedir diyebiliriz. 1.56'da şu anda 200 saatlik üstel hareketli ortalamadır diyebiliriz. RSI indikatörde mevcut düşüşü zaten destekliyor. Eğer 1.55.35 altında hareketler görebilirsek 1.54.85'lere kadar geri çekilme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Dolar yen paritesine baktığımızda yukarı yönlü önemli hareketlerin olduğunu görebiliyoruz. Gün içerisinde 120.60'lar test edildi ve hareketi incelediğimizde mevcut kanalın da üst noktasına geldiğini görebiliyoruz günlük grafikte. Bu yüzden de özellikle 120.60 üzerindeki hareketler yukarı yönlü hareketleri daha da tetikleyebilir. 121.85'lere doğru bir çıkışı düşündürebilir. Bu yüzden 120.60'a dikkat etmek gerekiyor. Gün içi yani günün kalanında hareketlere bakacak olursak 119.90 seviyesi üzerinde pozitif seyrin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Yurt içine baktığımızda özellikle uzun bir süredir 2.32.50 direnci geçilemiyordu. Hatta TCMB faiz kararıyla birlikte de baktığımızda bu bariyer geçilemiyordu. Ama son hareketleri incelediğimizde bugünkü hareketlerde 2.32.50'nin üzerinde hareketlere şahit olduk. 2.32.72'ler test edildi. Genel anlamda baktığımızda 2.30.85 üzerinde pozitif olduğumuzu belirtmiştik. Bu seviyeyi 2.31.50'ye revize ediyoruz. 2.31.50 üzerinde pozitif seyrin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer kur 2.31.50 üzerinde hareketlerini devam ederse yukarı yönlü hareketlerini 2.34.30'lara kadar devam ettirmek isteyebilir. Ham petrolü gelecek olursak aşağı yönlü baskıların devam ettiğini söyleyebiliriz. Dikkat edilirse burada özellikle mavi renkte belirtmiş olduğumuz formasyon içerisinde yani daha doğrusu kanal içerisinde de diyebiliriz hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda 56.50 kanalın üst bölgesi olarak kritik bir önem taşımakta. 56.50 seviyesi altında da negatif baskının devam etme ihtimali kuvvetlidir diyebiliriz. Kıymetli madenlere geçecek olursak altın fiyatlarının 1203 ile 1170 arasında bir bant hareketi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. 1200 seviyelerine kırar çıkış gerçekleştirdikten sonra 1203'ü geçememesi aşağı yönlü bir baskının devam edebilmesi anlamında önem arz ediyor. Bu yüzden de 1203 geçilmediği müddetçe negatif baskı devam etmek isteyebilir. Eğer yukarı yönlü bir harekette dahil olmak istiyorsak 1203'ün üzerindeki hareketleri takip etmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde tepki alımları devam edebilir diyebiliriz. Gümüşe değinecek olursak özellikle 15.70 seviyesinden başlattı yukarı yönlü atak önemli. Ancak altında nasıl 1203 önemliyse gümüşte de 16.30 seviyesi önem arz ediyor. Tepki alımları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını arıyoruz. 16.30 da önemli bir bölgedir. Aynı zamanda Bollinger bandının orta noktasıdır ve karar merkezi olarak kritik bir seviyedir diyebiliriz. Bu yüzden de şu an için 16.30 negatif bölgenin devamı açısından önemlidir. Alıcıların aceleci davranmaması gerekiyor tıpkı altındaki gibi. Alıcılı tarafta yer alabilmek için altında 1203, gümüşte ise 16.30 direncinin geçilmesi gerektiği hususuna lütfen dikkat edelim. Bu hususu göz ardı etmeyelim. Genel anlamda baktığımızda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentinin bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.